Şimdi bir şey çıkardılar. Efendim, muhalefetin bir tane derdi varmış. Neymiş? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Peki bir de buna öbür taraftan bakın. Bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan iktidarda kalabilmek için her yola başvurmayı, her kuralı çiğnemeyi meşru görüyor kendisi için. Buna ne diyeceğiz? İlle de gitmem 18 sene ya. Kabahati kimseye bulay artık yükleyemezsiniz. 18 yılda çözemediğiniz, tam tersi büyüttüğünüz bir problemin bütün mesuliyeti sizin omuzlarınızda. Çıkıp da başka bir partiyi bizden önce neler yaptılar? Ya iktidara gelen bir partiye genelde 4 ile 5 yıl süre verilir işi düzeltsin diye. 18 yıl olmuş. 18 yıl. 18 yılda beceremeyeceğinizi bundan sonraki 18 yılda da beceremezsiniz. Neden? Çünkü icraat felsefeniz yanlış. Siz üretime dönük yatırımlara değil, milletin gözünü boyamak için hizmete dönük yatırımlara önem veriyorsunuz. Eğitim dediğiniz zaman kafanızda iktidara gelince iki şey vardı. Bir, bina yapacağız. İki, akıllı tahta koyacağız. Üç, tablet dağıtacağız. Ne oldu? Bunların hepsini yaptınız. Ama eğitimde bir ilerle sağlanmadı. Niye? Ya bunlar araç, gereç. Eğitim felsefesi, müfredat, öğretmen kadrosu, kadronun niteliği, vasfı. Esas olan o. Sadece İmam Hatip okullarının adedini artırarak manevi eğitime değer veriyoruz kanaatini oluşturamazsınız artık. Önce millete çok düşük faizlerle kredi verip hadi bakayım şu araba sektörünü ve inşaat sektörünü bir canlandırın dediler. Bir hareket meydana geldi ve hakikaten de piyasa canlandı. Şimdi birken üçe çıkardılar aldıklarını. Bir araba. Gümrük girişi 150 bin lira. Dışarıdan ithal ediyorsunuz. Dünyada bunun emsali başka bir yerde var mı bilmiyorum. ÖTV 300 bin lira. Arabanın ithal değeri 150 bin lira. ÖTV 300 bin lira. KDV 86 bin lira. İnsaflı biraz. TRT payı. Ya Allah aşkına TRT'nin Türkiye'ye ithal edilen arabalardan aldığı pay nereden çıkıyor? Ne alakası var TRT'nin araba ithalatıyla? Bir yerde bir gelir lazım. Yaz onu da şeye diyor, deftere. Sonunda ne oluyor? 150 bin liraya ithal edilen arabanın maliyeti 567.108 liraya çıkıyor. Problem çözmek işte böyle. Ciddi adım atacaksın, korkmayacaksın. Vergiyi iki değil, üç misline çıkaracaksın. Tepesine vuracaksın. Öyle bir kanaat var, vurmadıkça bunlar adam olmaz diyorlar anlaşılan. Tepesine vur, oyunu al sandıkta. Bu metotla ülkenin düzelmesi mümkün değil. Hemen alıp hadiseleri çarpıtmaya da kimse yönelmesin. Gaz bulundu, bizim Karadeniz'de bulunan gaza itiraz etmemiz mümkün mü? Sevinmememiz mümkün mü ya bu bizim memleketimiz için? Elbette memnunuz. Kimse küçümsemiyor. İnşallah yapılan biraz daha bu sondajlar derine indiğinde bu rakam daha da yükselir. Ama Türkiye ekonomisini bir gazın omuzlarına yüklemeye kalkarsanız bu olmaz. O gazla Türkiye'nin problemini çözemezsiniz. O gazla işsizliği önleyemezsiniz. O gazla milletin daha fazla para kazanmasına imkan vermezsiniz. Bugünkü yatırım politikalarınızla bu gaz gene israfa giderse herkes bundan zarar görür. Demir madeni olan bir ülkeyiz. Ama dışarıdan ithal ettiğimiz demir cevheri 30 milyar doların üstünde. Her şeyi ithal eder hale geldik. Kağıdımızı bile, Cumhuriyet'in kuruluşunda inşa edilen kağıt fabrikaları bile yıkıldı. Bugün Türkiye'de bütün kağıt ithal ediliyor. Allah'tan korkun ya. Ekonomideki anlayışları tamamen ranta dayalı. Onun için şimdi gündeme getirdikleri kanal bir türlü ondan vazgeçmek istemiyorlar. Niye? Çünkü arsa rantı var. Başka rantlar var orada. İlk başlangıçta özellikle Avrupa Birliği'nin ve Batılıların gündeminde yer alabilmek için bir takım adımlar attılar. O zaman adalete muhtaçtılar. Adalet dediler. Avrupa Birliği de Batı da bu arkadaşların yanında oldu. O zaman hürriyetler, basın hürriyeti, özgürlük dediler. Batı bunların yanında oldu.
O zaman ülkeler arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaptılar. Avrupa Birliği'nin üyesi olacağız dediler. Batı bunlara destek verdi. Hele bir de dua edince Allah aldı gitti başını iş. Ama şimdi geldiğimiz nokta öyle değil ki. Geldiğimiz noktada diplomaside tabiri caizse sınıfta kaldık. Herkesle aramız bozuk. Sadece Batı'yla değil, Batı'nın tamamıyla. Rusya'yla da aramız bozuk. Çin'le de bozuk. Komşularımızla, bütün İslam ülkeleriyle aramız bozuk. Yapmayın yahu, bu kadar beceriksizliği kolay kolay hiçbir yönetim başaramadı. Siz başardınız. Irak'la kavgalıyız, Suriye'yle kavgalıyız, Mısır'la kavgalıyız. Libya'da iktidar tarafını tutuyoruz ama Batı, Doğu, Rusya tamamı karşımızda. Suriye'de hepsi birleştiler bizim karşımızda. Bu cidden başarılması zor bir durum. Bizi bu hale nasıl getirdiniz ya? Nasıl oldu da bir tane destekçimiz yok? Şimdi İsrail'le Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın arasını düzeltebilmek için arabuluculuğa soyunmaya başladınız. Allah'tan korkun ya. Suriye'yi bu hale getiren siz oldunuz. Hani Şam'da cuma namazını kılacaktınız? Herhalde bu gidişle Esad'la beraber saf tutacaklar. Böyle bir mantıkla dış politika yürütülmez. Nerede bizim D8'lerimiz? Çevremizdeki ülkelerle kurduğumuz bağların hiçbir tanesi yürümüyor. D8'ler nerede? 97'de Sayın Erbakan'ın, Allah rahmet eylesin, iktidarı devretmeden önce kurduğu D8'ler. İşlevsiz. Nerede ekonomik işbirliği teşkilatı? 1985'te kurulmuştu. Daha sonradan Sovyetler dağılınca bütün Orta Asya Türk Cumhuriyetleri de üye oldu. 10 üyesi var. Nerede bunlar? Nerede İslam İşbirliği Teşkilatı 1969 yılında Faysal tarafından kurulmuştu Fas'ta? Hiçbirisinin esamesi okunmuyor. Biz bunların dönem başkanlıklarını yaptık. Elbette şimdi Avrupa Birliği de karşımıza çıktı sizin yaptığınız yanlış politikalardan dolayı. Amerika ile değil, Trump'la arası güzel bu arkadaşların. Sadece Trump'la. Joe Biden'dan bir zamanlar dostluk türküleri söylerken onun bir ifadesinden dolayı şimdi muhalefeti suçlamaya kalkıyorlar. Ya ilk tepkiyi biz gösterdik ya. İlk tepkiyi. Türkiye, Türkiye'den idare edilir. Hadi oradan. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayıymış. Kim olursan ol. Biz diyebildik. Ama bu arkadaşlar diyemediler. İktidara gelirken Irak müdahalesine destek vaadini alarak geldiler. İsrail'le münasebetleri zirveye çıkarmak için geldiler. Hamas'ı bile şimdi İsrail'le anlaşır hale getirdiler. Yapmayın ya. Bu kadar dağınıklık olmaz. Bu kadar perişanlık olmaz. Türkiye bu hale düşürülecek bir ülke değil. Sizin itibarınız düştüğü için Türkiye'ye karşı ülkelerin tavrı değişti. Türkiye güçlü bir ülkedir. Güçlü olmakta da devam edecektir. Yunanistan'ın palavralarına kimse papuç bırakmaz. Fransa onların yanına değil, Avrupa gelsin fark etmez. Ama diplomasi diye bir şey var. Birbirleriyle çekişen ülkeleri bile biz karşımızda bir araya getirme becerisini gösteriyorsak vay geldi bizim politikalarımızın haline. Suriye'de Amerika ile Rusya bizim karşımızda var. Anlaştılar. Bizim terörist dediğimize onlar meşru devlet unvanını verdiler. Bu başarıyı her iktidar gösterebilir mi? İşte gösterdi. Bunlar gösterdi. Şimdiye kadar bunlardan daha fazla, AK Parti'den daha fazla bu konuda mesafe kat eden bir iktidar geçmişte hiç olmadı. Allah rızası için külahınızı önünüze bir koyun. Şu söylediklerimi bir düşünün.
Ben biraz yüksek sesle belki bunları dile getiriyorum. Ama emin olun her söylediğim gerçeğin ta kendisi. Kimseye iftira etmem. Yalan söylemem. Hata edersem geri dönmesini, özür dilemesini de bilirim. Ama gerçekleri söylemezsem de üzerindeki vebali atamam, mesuliyeti yerine getirmiş olmam. Ben muhalefette bulunan bir parti olarak geçmişte bu arkadaşlarımızla, yıllarca birlikte çalışan arkadaşlarımızla bizim o önem verdiğimiz değerleri bertaraf ederek bir politikanın yürütülmesine rıza gösteremem.